Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda AutoCAD'e veri aktarımını anlatacağım. ArcGIS'teki oluşturduğumuz eş yükselti ellerinin AutoCAD'e aktarımını anlatacağım. Kontur yazıyoruz search kısmından. Oluşturduğumuz tem klasörünü input raster kısmına atıyoruz. Kontur interval kısmından da eş yükselti ellerinin arasındaki mesafeyi yazıyoruz. Ben burada biraz daha kaba olsun, hızlı olsun diye 30 metre yazdım. Gördüğünüz gibi oluştu. Üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. İşte isim değişikliği gibi, renklerin değişikliği gibi şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Symbology'den yapabiliriz bunları. Kontur yazıp Add Value'den oluşturabilirsiniz. Buradan da label açarak konturların yükseltilerini de çok rahat bir şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi 930, 960, 930 metre aralıklarla konturların, yani eş yükselti ellerin yüksekliklerini de görüyoruz. Arasındaki mesafeleri de görüyoruz. Buradan export to CAD diyerek kontur yazıp DVG, işte kaydedeceğimiz dosyayı seçiyoruz. DVGR 2013, 2013'e göre buradan 2004 gibi 2000 yılının AutoCAD versiyonuna göre de yapabilirsiniz. Eski yapmanız sizin için faydalıdır. Yeni versiyonun hepsinde çalışacaktır. Zaten DVG AutoCAD'de bilgisayarımızda yüklü olduğu için direkt tanıdı. Eş yükseltilerimiz AutoCAD'de göründüğü gibi açıldı. Özelliklerinden de görebilirsiniz yükseltilerini. İşte 840 elevation dediği, yani yükselti değeri. Burası da 810, 30 metre aralık vermiştik. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz.